Merhaba sayın arkadaşlar. Bu videomuzda laminasyon makinesi ve laminasyon filmleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Fiyat performans ürünü olan Mühlen marka bir laminasyon cihazı ve PVC kaplama yani laminasyon film üzerinde incelememizi yapacağız, ürünümüzü çalıştıracağız. İlk önce şunu bahsedelim, Mühlen yazıyor ama Alman malı falan değildir. Bunu da belirteyim, ürünümüz haf saf Çin malıdır. Tabii ki bunu da değerlendirmeyi almanızı tavsiye ederim. Almanya'dan gelen bir ürün değildir. Onu da belirteyim. Çin'de yapılmıştır. Aynı şekilde laminasyon filmimizde arkadaşlar Çin malı bir laminasyon filmidir. Fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde ortalama fiyatı 250 TL ile 350 TL arasında şu anda bulunabilmektedir bu cihaz. Kesinlikle baktığımızda piyasadaki diğer muadillerine göre gayet verimli ve uzun süre kullanıma açık bir üründür, onu da belirteyim. Ürünün iki temel özelliği bulunmaktadır arkadaşlar. Birinci temel özelliği sıcak ve soğuk olarak laminasyon yapabilmesi. İkinci temel özelliği ise ekonomik ve performansının yüksek olması ve sıkışmayı önleyici rulolarıyla birlikte ürünümüzü güzel bir şekilde lamine ederek almamızı sağlamaktadır. Yavaş yavaş ürünümüze bakalım. Ürünümüz üzerinden de yazdığı üzere arkadaşlar maksimum A4 boyutunda kağıtları, evrakları lamine edebilmektedir. Yani PVC kaplayabilmektedir. Tekrar bakalım. Evet. Güç tüketiminin 200 watt olduğunu görmekteyiz. Bu biraz fazla görünebilir. Çünkü ısınması için belli bir sürede gerekiyor ayrıca. Yani hemen hemen 3-5 dakika bir sürede ısınması için gerektiğini söyleyebilirim. Ürünümüzü yavaş yavaş açalım. Değerlendirmemize devam edelim. Evet. Ürünün arka barı, lamine edeceğimiz kağıtları, lamine PVC'sini yerleştirdiğimiz bölüm. Evet, Türkçe bir kullanma kılavuzu bulunmakta. En azından bu gayet hoş olmuş. Genelde pek Türkçe kullanım kılavuzları bulunmuyor ürünlerde. Ürün zaten zarar görecek bir ürün değil. Kargoda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Ürün genel olarak yapı itibariyle sağlam bir ürüne benziyor. Plastik kalitesi açısından da biraz vasat olduğunu söyleyebilirim ama genel olarak sağlam olduğunu söylemem ürün hakkında hata yapmamış olmamı sağlar. Ürün gerçekten sağlam bir ürün. Fiyatına göre arkadaşlar fiyat performans ürünü olduğunu baştan da söylüyorum. Şimdi ürünümüzü en azından takalım. Isınmaya başlasın. Biz de diğer konular hakkında bakın şu anda açtık. Power düğmesi kırmızı yandı. Çalışmaya başladığı anda da bizi bilgilendirecek arkadaşlar. Evet şu şekilde bakın. Evet. Cold ve hot olarak iki şekilde lamine edebiliyoruz istediğimiz evrakı. Eğer lamine edeceğimiz evrakın durumuna göre laminasyonumuzu yapabiliriz. Bunu da arka bölüme yerleştiriyoruz. Tık sesini duyduktan sonra şu şekilde. Evet. Ve A4 boyutunu da lamine edeceğimiz kağıdın boyutunu da buradan ayarlayabiliriz. Şimdi gelelim laminasyon film meselesine. Bu biraz ısına dursun makine. Arkadaşlar laminasyon filmleri mikronlarla ifade edilir. 95 mikron, 100 mikron ya da 110 ya da 125 mikron gibi. Bunlar laminasyon filminin kalınlığını ifade ediyor. Bu ürün bizim 95 mikron ile 125 mikron kalınlık arasındaki laminasyonları filmleri kaplayabiliyor. Yani istediğimiz evrak üzerine. Mesela şöyle bir öğrenci etkinliğine bakalım. Bu öğrenci etkinliğini biz ortalama A4 boyutunda bir laminasyon film ile kaplayabiliriz. Makinemiz ısındıktan sonra da kaplamamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi tekrar laminasyon filmimize baktığımızda demin de bahsettiğim gibi bu ürün zaten A4 boyutunu kullanabiliyor. Boyut olarak A4 yani 216 mm x 303 mm
Kalınlık olarak da ben 100 mikron aldım. Ortalama bir değer 100 mikron. Gayet uygun bir şekilde istediğimiz evrakı kaplamamızı sağlamaktadır. Fiyat olarak ise baktığımızda 100 adetini 65 TL ile 115 TL aralığında bulabilmekteyiz. Şimdi şu şekilde tekrar göstereyim. Evet. Bir tanesini çıkartalım içerisinden. Şöyle hatta içinden hepsini çıkartalım. Arkadaşlar şu şekilde geliyor bakın. Filmler. Poşette çıkartıyoruz. Bir tanesini çıkarttığımızda zaten iki tane almış oluyoruz. İkili. Tabii ki alt üst olarak düşündüğümüzde şu şekilde. Ve düzgün bir şekilde lamine edeceğimiz evrakı koyuyoruz içerisine. Zaten tam ayrılması mümkün değil. Üstte bir izalama bölümü var. Evet, istersek biraz daha ortaya doğru da yapabiliriz. Evet, şu şekilde lamine edeceğimiz evrakı koyduktan sonra dediğim gibi makinemizin ısınmasını bekliyoruz. Şu anda power yanıyor. Yani makinenin ısındığını bize gösteriyor. Makine ısındıktan sonra da burada yeşil ışık yanacak. Ve ürünümüzü kullanmaya başlayacağız. Bir diğer üzerindeki tuş ise kağıt sıkışmasını ya da lamine ettiğimiz ürünün sıkışmasını sıkıştığında biz çıkarabileceğimiz bir tuş. Bunu da kullanarak da hatta şuradan da değişik şekillerde görebiliriz. Ürün eğer kağıt sıkıştırdığında da release tuşundan sıkışan, zaten sıkışma önleyici de içerisinde mevcut ama kolay kolay sıkıştırdığını görmedim. Onu da belirteyim özellikle. Kendi ürününü kullandığınız sürece, yani eğer bir laminasyon makinesi alacaksanız kendi ürününü kullanmalısınız. Mühlen laminasyon makinesi ve mühlen PVC film ya da laminasyon filmi almış bulunmaktayız. Şu anda yeşil ışık yandı arkadaşlar. Göründüğü üzere. Yeşil ışık yandıktan sonra kullanıma hazır. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt ürünümüzü arka taraftan uygun aralıktan veriyoruz. Ve kendi kendine ürün aktif olarak şu anda bakın almaya başladı. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Direkt ürün kendi kendine almaya başladı. Otomatik olarak motor harekete geçiyor. Ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu ürün kolay kolay koku yapmıyor. En azından kullandığım ürüne göre değerlendirmem gerekirse kendi mühlen laminasyon filmine göre değerlendirdiğimde kesinlikle koku yapmadığını söyleyebilirim. İlk çalışmada biraz koku olmuştu ama ondan sonra şu anda hiçbir koku yok. Ortalama laminasyon süresi de herhalde totalde 1 dakika civarında bulabilir. Ortalama açılma süresi 3 ile 5 dakika kullanıma hazır oluyor. Hemen hemen tabii kullandığımız materyale, kalınlığına, mikron seviyesine göre de ortalama 30 saniye ile 1 dakika aralığında da bize lamine edilmiş ürünü sunabiliyor arkadaşlar. Eğer alacak olursanız öğretmen arkadaşlar özellikle etkinliklerinde kullanabileceği bir üründür. Fiyat performans ürünüdür. Otomatik olarak çalışması da artı bir yönü bence. Evet şu anda ürünümüz film kaplandı ve bitti. Evet. Tabii biraz şu sesi görüyor musunuz? Bakın alt tarafın biraz sıcak olduğunu söyleyebilirim. Biraz bekledikten sonra istediğimiz kenarlarından kesimleri de yapabiliriz. Bakın şu anda gayet düzgün bir şekilde film kaplandı. Evet şuradaki tuştan da bahsetmiştik. Bu da eğer rulo arasında herhangi bir sıkışma, herhangi bir ters durum olduğunda release tuşundan da içerisindeki ürünü alabiliyoruz. Arkadaşlar ürün genel olarak fiyat performans ürünüdür. Bakın şu anda zaten iyice artık sertleşti. Kesinlikle tavsiye ederim. İstediğiniz her türlü resim ya da etkinlik materyali kaplayabilirsiniz. Şu ana kadar ürünü değerlendirmemde gerçek bir fiyat performans ürünü olduğunu gördüm. Eğer aklınıza takılan ürünle ilgili sorular olursa
alt bölümden sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.